Evet arkadaşlar, bir yayında daha birlikteyiz. Şimdi size sosyal medyadan canlı yayın yapımında, canlı yayın esnasında kullanılabilecek uygun fiyatlı malzemeleri anlatacağım. Tabii işi daha profesyonele dökerseniz, döktüğünüz zaman daha maliyeti yüksek oluyor. Bunu genelde amatör çekim yapanlar için ya da biraz daha orta seviyede çekim yapanlar için malzemeleri size anlatacağım. Yani kaliteli bir yayın yapılabilmesi için mutlaka malzemelerin, eşyaların olması gerekiyor. Şimdi ilk başta sizin alabileceğiniz şey tripod. Tripod alabilirsiniz. Aşağı yukarı 100 liradan başlayıp yukarılara doğru çıkıyor. Küçük boylar, büyük boylar mevcut. İstediğiniz ölçülerde alabiliyorsunuz. Daha sonra tabii biraz daha işi özellikle zoom, genellikle popüler olan zoom var. Bilgisayardan yaptığınız yayınlar için bu Logitech'in bu modelini size önerebilirim. İnternet sitesinde de mevcut. Çok ürünü var ama bakın bu ürün gayet güzel. Daha sonra tripod, ahtapot alabilirsiniz. Diğer büyük tripod büyük geliyor diyorsanız ahtapot tripod bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Tripod alanlar için ilk başta söylediğim büyük tripod alanlar için mutlaka şu şeyi de almanız gerekiyor. Şu aparatı da almanız gerekiyor. Bunlar da gördüğünüz gibi 20 lira, 15 ile 20-25 arası değişiyor. Ama benim küçük şeylerde favorim şu cihaz arkadaşlar. Ahtapot. Bakın. Bu biraz daha diğerine kadar büyük. Diğerine göre büyük ve sağlam bir ürün. Gördüğünüz gibi. Bu da fiyata gayet uygun. Bir de yaka mikrofonu. Cep telefonunu da kullanacaksanız cep telefonu içinde cep telefonuna uyumlu olanları alırsınız. Tabi cep telefonu da bilgisayarın yaka mikrofonları farklılık gösterebiliyor. Şuradaki görüyorsunuz boğumları 4 boğum olursa arkadaşlar bu genelde cep telefonlarına uyumlu oluyor. Bunlar da bilgisayarlar için uyumlu oluyor. 3 boğumlu olanlar. Şöyle 1, 2, 3 gördüğünüz gibi. Cep telefonları için genellikle YouTuber mikrofonu diye arattırırsanız bulursunuz. Yani alışveriş sitelerinde bu mevcut. Hepsi burada. Niye11.com'dan alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bu ürünlerle yayın yapmanız sizin şeyiniz açısından önemli. Hatta özellikle Instagram yayınlarında ya da birebir cep telefonu yayınlarında kulaklık da kullanabilirsiniz. Yaka mikrofon yerine kulaklık biraz daha yayını kalitesini artırabilir. Benim anlatacaklarım bu kadar.